GCM Forex'ten herkese merhabalar. Gün içerisindeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde piyasalarda özellikle Japonya'dan gelen haberlerin etkili olduğunu ifade edebiliriz. Pazartesi sabahı açıklanan büyüme oranı verilerinin tahminlerin altında kalması ve Japonya'nın yeniden resesyona girdiğine işaret etmesi sonrasında e, ülkenin başbakanı Shinzo Abe'den beklenen açıklamalar e, geldi. Bu sabah e, öğlen saatlerinde açıklamalar gerçekleştiren Japonya'nın başbakanın e, beklendiği gibi e, satış vergisi artışının ertelendiğini açıkladı. Bunun yanında halkın bu erteleme kararını destekleyip desteklemediğinin görülmesi için Hükümeti fes edeceğini ve sonrasında da aralık ayında ülkenin erken seçime gideceğini duyurdu. 21 Kasım'daki fesih öncesinde de yaptığı açıklamalarda Shinzo Abe 2015'in Ekim ayında arttırılması planlanan daha önce satış vergisi artışının 2017'nin Nisan ayına erteleneceğini ifade etti. Bu haberler ardından piyasalara baktığımızda endekslerde yukarı yönlü hareketlerin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Satış vergisinin artırılmasının ekonomiye en azından bir destek olarak değerlendirildiğini görebiliyoruz. Diğer taraftan erken seçim kararı ile birlikte politik belirsizliğin öne çıkması yende değer kazanımlarının görülmesine neden olan bir faktör olarak değerlendirilebilir. Ve dolar yan paritesinde de açıklamalar esnasında aşağı yönlü hareketlerin daha ağırlıklı olarak gerçekleştiğini gördük endeksler tarafındaki yükselişleri değerlendirirken özellikle Avrupa tarafındaki borsalara baktığımızda %1'in üzerinde Almanya'da kazançlar olduğunu Fransa'da 0.65 civarında yükselişlerin izlendiğini ifade edebiliriz Tabii ki bunun yanına sadece Japonya'yı değil bugün Euro bölgesi için açıklanan verileri de eklemekte fayda var özellikle Almanya ekonomisinin Almanya ekonomisinde yatırımcı güveninin arttığına işaret eden Alma ekonomik hassasiyet verisinin etkili olduğu olduğunu söylemekte fayda var. 11 ay sonrasında yeniden yükselişe işaret eden endeks 11.5'e yükselirken bir önceki ay negatif tarafta gerçekleşmesinin ardından yeniden ata geçmiş gibi görünüyor. Bu da olumlu yansıdı piyasalara. Euro tarafında dün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları sonrasında gelen kayıpların bugün gelen ZIU ile birlikte yükselişlerini bir miktar daha hızlandırdığını ifade edebiliriz. Bunun yanında Avrupa'dan gelen önemli verilerden söz etmek gerekirse İngiltere tarafından da Bahsedebiliriz. Özellikle bugün yayınlanan veri seti içerisinde yıllık bazdaki enflasyon oranı verisi İngiltere Merkez Bankası'nın para politikası tarafında atacağı adımlar için önemli olduğu için yakından takip edildi. %1.2'lik seviyesinde bir değişim olması beklenmiyordu geride kalan aya ilişkin enflasyon oranında ada ülkesinde. %1.3'e çıktığını gördük enflasyon oranının. Diğer taraftan çekirdek enflasyonsa. %1.5 seviyesinde kaldı. Değişmedi. Beklentilerse ise 1.6'ya yükseleceği yönündeydi. Baktığımızda İngiltere'den gelen bu veriler sonrasında sterlin dolar paritesinde çok sert hareketlerin izlenmediğini gördük. Beklentilere yakın gerçekleşen rakamlarla birlikte. Ancak yine de dolar endeksindeki genel çerçevede aşağı yönlü e, izlediğimiz seyirin sterlin dolar paritesinde zayıf da olsa yükselişleri e, destekleme çabası içerisinde olduğunu ifade edebiliriz. Bunun yanında varlık fiyatlarından söz ederken dolar endeksindeki geriye çekilmelerin e, altındaki yükselişleri desteklediğini belirtebiliriz. Petrol tarafına baktığımızda ise genel çerçevede satış baskısının ağırlıkta olduğu emtiyanın fiyatında Son haftanın başlangıcı ile birlikte özellikle geride kalan haftanın son işlem gününde başlayan yukarı yönlü hareketlerin bir miktar canlanma çabası içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Burada özellikle 12 üyeli petro ihraç ülkeler örgütünün üyelerinden Venezuela'nın Rusya ile bugün bir görüşme yapacağı petrol fiyatlarına ilişkin ve 27 Kasım'da gerçekleştirilecek OPEC toplantısı öncesinde üretimin azaltılabileceği, azaltılma yönünde karar çıkabileceği bu toplantıdan spekülasyonlarını güçlendirdi ve bir miktar petrol fiyatlarında yükselişler etkili oldu diyebiliriz. Gün içerisinde öne çıkan bu başlıklarla birlikte günün devamında yine önem derecesi yüksek rakamlar piyasaları bekliyor olacak saat 15.30'da üretici fiyat endekslerini göreceğiz ABD tarafından ee, %0.1'lik bir düşüş gerçekleşmesi bekleniyor Ekim ayında ABD'de e, üfe verilerinde çekirdek e, PPI verisine çekirdek üfeye baktığımızda ise %0.2'lik bir yükseliş gerçekleşmesinin beklendiğini görüyoruz gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutularak hesaplandığı çekirdek PPI verisinde tabii ki enerji fiyatlarındaki petro fiyatlarındaki son düşüşün etkisinin görülmemesi bekleniyor. Fakat PPI verisine baktığımızda ise üfe verisine baktığımızda bir gerilemenin gerçekleşmiş olacağı yönünde beklentiler var. Bunun yanında ABD'den konut piyasasına ilişkin yine rakamlar takip ediliyor olacak. Sonrasında ise FOMC üyelerinden ve en son yapılan FOMC toplantısında alınan kararlara muhalefet eden Minneapolis Fed Başkanı Koçer bir konuşma yapması bekleniyor. Sonrasında aynı saatte İngiltere Merkez Bankası üyesi Forbes'un bir açıklama yapması bekleniyor. Genel çerçevede piyasalarda varlık fiyatları üzerinde etkili olabilecek. Bundan sonra günün geri kalanı Et, e, öne çıkan rakamlar bu şekilde özellikle Japonya'dan gelen haberlerin e, piyasa üzerindeki yansımaları yankıları yakından izlenmeye devam edilecek ABD seansı ile birlikte e, piyasaları neler bekleyecek bunları takip edecek piyasalar ve rakamlarda yine gündemdeki ana e, unsurlar arasında yer alacak diyebiliriz gün içerisindeki Makro gelişmeleri toparlamak istediğimizde bu şekilde bir özet gerçekleştirebiliriz herkese başarılı işlemler diliyorum